Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve Yiğniolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi size bu iki güzel renkten arkadaşlar çok şahane böyle sade zarif bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir model arkadaşlar her zamanki gibi haç yazmalarınızı bu şekilde ömre yazmalarınızı sade beyaz anne yazmalarınızı bu şekilde süsleyebilirsiniz istediğiniz her köşede de kullanabilirsiniz arkadaşlar peçetelerinizde tülbentlerinizde çünkü çok zarif ve sade bir model her şeyde yakışacağını düşünüyorum hani böyle kumaş peçetelerin kenarlarına şimdi güpürlerin kenarlarını böyle tığlamalar yapıyorlar. Tülden artanları peçete yapıp kenarlarını tığlama yapıyorlar. Böyle simli. Simli de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gri olsun, altın sarısı, gold olsun. Bu şekilde bu modeli yapabilirsiniz. Biz şimdi bugün sizle bu turkuaz rengini çalışacağız arkadaşlar. İplerimin ikisinin markası da Leylak marka, hem beyazım kar beyaz ve turkuaz rengimiz arkadaşlar. Bu şekilde modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni başlarken aynı şekilde tığ battığımıza bu mavi renkli tığ battığımıza giriyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Beyazla 5 tane zincir çekiyoruz. Burada arkadaşlar ben de 2 zincir çekiyorum. Daha önce trabzanımı yaptığım için 2 zincirimden sonra bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battıma 2 2 alarak bu şekilde bir tane kutucuk yaptım. Tekrar 2 zincir 1 2. 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 2 i̇ki, 2. Iki. İkinci kutucuğumu da bu şekilde yaptım. Tekrar 2 zincir bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 olarak aldım. 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıma 2 2 olarak aldım. Evet arkadaşlar burada toplam 1 2 3 4 8 kutucuğumuz olacak. 5. kutucuğumuz 2 zincir çekerek bir defa doluyoruz. Yandaki tığ battıya girip 2 2 alarak bu şekilde kutucuklar yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Yandaki tığ battıya bu şekilde kapattım. 2 2 aldım. 2 zincirimi çekiyorum. 1 2. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıma girdim. 2 2 olarak aldım. Burada tam 8 tane kutucuğumuz oldu arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 kutucuğumuzu yapınca üzerine 12 tane zincir çekiyorum. 9, 10, 11, 12. Bu şekilde ters tarafını döndürdüm arkadaşlar. 1, 2, 3. kutucuğumuzun buradaki trabzan tepesine arkadaşlar bu şekilde çekmiş olduğum 12 zincirimi kapattım buraya. 1, 2 zincir. 2 zincirimi de buradaki bir sonraki trabzanımın tepesine kapattım. Bu şekilde arkadaşlar bir trabzan boyu ulaşmış olduk. Düz yüzüne dönüyorum bu şekilde. Bakın bir tane trabzan yapmış olduk. Bu yuvanın içine tam 17 tane arkadaşlar bu şekilde trabzan dolduracağız. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2. Evet. 2 tane oldu. 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapımına devam ediyoruz. 4 oldu. 5 6 Bir defa doluyoruz. Yuvaya gelip 2 2 aldım. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 17 tane buraya bu şekilde trabzanı yaptım arkadaşlar 12 zincirimin üzerine şimdi bir defa tığın başını doladım bu şekilde trabzanımızın tepesindeyiz ve yandaki tığ battı ya bu şekilde 2 2 alarak hem bu trabzanımızı sabitledik hem de bir kutucuk gibi arkadaşlar. Bu şekilde trabzan yaptık. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 2 2 olarak aldım. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 2 2 alarak girdim 2. Bir defa doluyorum. 2 2 3 bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 4 tane buraya kutucuk yaptım toplam 8'e dolduracağız arkadaşlar 1 2 zincir bir defa doladım 2 2 6 2 4 5 6 2 zincir yandaki tığ battıya girip 2 2 al. 7 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. Evet yine 8 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8. 12 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu şekilde ters tarafına dönüp 1, 2, 3 kutucuk ve buradaki trabzanın tepesine kapattım. 2 zincir çektim. Bir sonraki trabzanıma yine arkadaşlar bu şekilde kapattım buraya. Bakın trabzan seviyesine geldim. Döndüm arkadaşlar bu şekilde. Bir defa doladım. Yuvanın içine girip 2, 2 olarak aldım. 1 2 3 Toplam yine 17 tane arkadaşlar buraya bu şekilde trabzan yapacağız. 4 5 Bir defa doluyorum. 2 2 alıyorum. 6 7 Bir defa doluyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bir defa doluyorum. 17 Şimdi arkadaşlar bir defa dolayıp 17 tane olunca hemen yandaki tığ battıya 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyoruz. Bakın hem de kutucuk oluştu. Ve yapmış olduğumuz yuvarlarda da buraya sabitlemiş olduk. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 8 tane kutucuk yapıp bu şekilde devam edecek. Fakat arkadaşlar şimdi biz daha fazla ilerleme... Gerek yok. Anlaşıldı videomuz bu şekilde. İpimizi koparıp bu turkuaz rengin yapımına geçelim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde buraya trabzanımızın e, içine başlarken bu şekilde 5 zincirimizin içine sık iğne ile girip 3 zincir çekiyoruz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar 3 zincir çekip bir defa doladım tığımın başına buraya değil bir sonrakine arkadaşlar 2 2 aldım buraya 8 tane kutucuk yapmıştık bu 8 kutucun dördünü bu yuvamız için dolgularımız için kullandık 4 tanesi yine de arkadaşlar bu şekilde bu çiçeğimizi yapacağız bir defa tığımın başını doluyorum tekrar yaptığım trabzanın yanına bir trabzan yapıyorum tekrar arkadaşlar bir defa doluyorum ve bu trabzanımın üzerine bir trabzan yapıp 3 Yine yandaki kutucuğa iki tane arkadaşlar trabzan yapıp 2 2 aldım. Buraya tam 5 tane trabzan yaptım. 6 zincir kapattım buraya. İlk trabzanımın tepesini arkadaşlar buraya bir yuva yapıyorum. 1 2 3 zincir. Döndüm düz tarafına. Bir defa tığımı doladım. 1, 2, 2 Buraya bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir Yaptığım trabzanın içine kapattım. Tomurcuk olarak. Yanına bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir çekip yuvada kapattım. Bir tanesi yaprağımızın hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Yanına iki tane daha yapacağız. 3 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3 seferde. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde kapattım tomurcuk olarak. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2 zincir. 2 zincirimi yuvada kapattım. Bu şekilde ikinci yaprağım da hazır. 1, 2, 3 zincir. Başlarken 3 zincir, kapatırken 2 zincir arkadaşlar bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. 4 zincir çekiyorum. Kapattım bu şekilde. Tomurcuk yaptım. Yanına bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir ve yuvada bu şekilde kapattım arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir 3 zincirimi arkadaşlar buradaki yuvanın ilk trabzanın tepesini arkadaşlar bu şekilde buraya kapatıyorum Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum yandaki trabzanın tepeme. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bütün bu trabzan tepelerimi arkadaşlar sık iğne ile dolduruyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çok hoş ve zarif bir model oluyor arkadaşlar. Yapımı da gayet güzel ve hoş bir şekilde. Şimdi trabzanlarımızın tepesine sık iğne yapmaya devam edelim arkadaşlar bu şekilde her trabzan tepesine sık iğne ile arkadaşlar devam ediyoruz. Tüm trabzanlarımı bu şekilde arkadaşlar doldurdum. Sonuncu şuraya da bir tane yapalım. Evet arkadaşlar 3 zincir. Bakın burada 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki 4 kutucuğum var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir defa doluyorum. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğun içine 2, 2 alarak buraya 2 tane trabzan yapacağım. 2, 2. Bir defa doluyorum yuvaya gir şey trabzan tepesine girdim 2 2 aldım 3 bir defa doluyorum 2 2 aldım burada da arkadaşlar toplam 5 tane trabzanım oldu 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ters yüzüne döndüm arkadaşlar bu şekilde ilk trabzan tepeme kapattım 6 zincirimi 1 2 3 zincir kapattım arkadaşlar buraya. Bir defa doladım. 1 2 2. 3 seferde çıktı 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar buraya. Bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir yuvamda kapattım. Bu şekilde bir tanesini yaptım. Yine arkadaşlar aynı şekilde olduğu için biraz hızlı bir şekilde bir, 2, 2. 3 seferde aldım. 4 zincir kapattım buraya. Yanına hemen bir sık iğne. Tomurcuğun yanına bir sık iğneyi unutmayalım. Daha güzel gözüktüğüne inanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde iki zincir. Bu iki zinciri 3 zincir de çekebiliriz arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz hani bir aşağı sık iğne girdiği için 3 de çekebilirsiniz 2 de Evet şimdi tekrar 4 zincir yaptığım bu trabzanıma kapatıyorum ve yanına bir sık iğne yapıp bu şekilde arkadaşlar 2 zincir çekip kapatıyorum Evet çiçeğim bitti bu kadar arkadaşlar tekrar 3 zincir çekiyorum ve bu yaptığım trabzanlarımın ilk tepesini arkadaşlar kapattım bu şekilde şimdi bütün trabzanlarımız arkadaşlar sık iğne ile bu şekilde dolduruyoruz Evet caminin hopörleri açıldı arkadaşlar bu şekilde tüm trabzanları arkadaşlar dolduruyoruz. Ezzan-ı Muhammedi başlamadan burayı bitirelim inşallah. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tüm trabzanların tepesini doldurduk ve şimdi arkadaşlar 3 zincirimizle bu şekilde çiçek yapımına başlayacaktık. Şimdi biz burada anlaşıldığı üzere kapatalım. Hem de Ezan Muhammed'e saygısızlık olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok zarif. Sade bir model arkadaşlar. İnanın. Oyanın zarifliği, sadeliği kameraya yansımıyor. O kadar güzel ve şık duruyor ki arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Hem de rahatlıkla siz hiç sıkmadan tezce bitecek bir model arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar.